Batıya dönük yüzüyle tanınan İzmir'de modanın kalbinin attığı bir yer. Mimarisiyle ve tarihi anlarının yaşattığı nostaljisiyle Mimar Kemalettin Moda Merkezi. Ticaret, İzmir'in tarihi gelişimindeki en büyük etkendir. Bunun en önemli nedenini bir liman şehri olmasına bağlayabiliriz. Bütün İzmirlilerin artık sadece fotoğraf karelerinde gördüğü eski kordon, İzmir'deki ticari hayata şeklini vermiştir. Bugünkü Mimar Kemalettin Moda Merkezi, o zamanlarda ticaretle uğraşan herkesin yolunun kesiştiği bir yer konumundaydı. Ve Kemeraltı ile birlikte şehirdeki uluslararası ticari hayatın yaşam bulduğu bir bölgeydi. Bu ticari yapının uzantısı olarak büyük bir sosyal çeşitliliğe sahipti. Osmanlı dönemine baktığımızda Osmaniye Caddesi ve çevresi kısa bir süre içinde hanların yoğunlaştığı bir alan haline gelmişti. Bu binaları varlıklı aileler kendi adlarını vererek yaptırıyorlardı. Bu yapıların çoğunun mimarı bugün bilinmemektedir. Tarihten günümüze İzmir'de ticaretin sahip olduğu benliği tek bir kelimeyle açıklayabiliriz. Bu anahtar han sözcüğüdür. Hanlar kapıları açıldığında bizleri kentin geçirdiği gelişim sürecinin içine çekmektedirler. 1800'lerin sonuna doğru yeni İzmir Limanı inşa edildikten sonra kentin kalbi Kemeraltı ile birlikte bugünkü Mimar Kemalettin Caddesi bölgesinde atmaya başladı. Değişen sadece kentin ekonomik yapısı değildi, hanların yapı ve fonksiyonu da değişmeye başlamıştı. Hanlar konak yeri olmaktan çıkarak büyük depo ve ticarethanelere dönüştüler. Mimar Kemalettin Caddesi bugünkü görünümüne kavuşana kadar farklı mimari akım ve dönemlerin etkisi altında kalmıştır. Cadde, 1922'den bu yana ortaya çıkan mimari akımların bir açık hava müzesi özelliğini taşımaktadır. Bunlardan en çok görüleni, Cumhuriyet'in ilk yıllarında etkili olan birinci ulusal mimarlık akımıdır. Bu akımın özellikle karakterleri, böyle kubbe gibi, kemer gibi, çini gibi, taç kapı gibi bir takım Osmanlı Selçuklu biçimsel öğelerini alıp yeniden yorumlamak ve bunları kendi üslubu içinde bir araya getirmek ilginç bir arayış. Dolayısıyla bu Mimar Kemalettin Caddesi o dönemin yapı formlarını barındırdığı için korunması gereken bir alan. Sadece Mimar Kemalettin Caddesi değil, onu çevreleyen diğer dokuda. Birinci ulusal mimarlık akımının en belirgin örneklerini bölgenin en eski hanı olan Çukurhan önündeki meydanı çevreleyen yapılarda görebiliriz. Bunlar 1925-1926 yıllarında yapılan ve meydanı çevreleyen iş hanlarıdır. Mimar Kemalettin Caddesi'ndeki esnafın ve İzmirlilerin büyük çoğunluğu bir yanlış bilgiyi paylaşmaktadırlar. Sanılanın aksine bu caddeyi tasarlayan kişi Mimar Kemalettin değildir. 20. yüzyıla geçişte Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük mimarlardan biri olan Kemalettin Bey, aynı zamanda ilk mimar ve mühendis cemiyetinin kurucularından biridir. Bu büyük mimara duyulan saygının bir göstergesi olarak caddeye Mimar Kemalettin adı verilmiştir. Bu önemli mimarı aslında hepimiz tanıyoruz. Mimar Kemalettin'in resmi tedavüldeki 20 Türk lirasının arka yüzünde bulunmaktadır. Mimar Kemalettin aynı zamanda Ankara'daki ünlü Ankara Palası mimarıdır. Ve çok sayıda onarım da gerçekleştirmiştir. Dolayısıyla bu bölgedeki yapıların ulusal mimarlık akımına göre inşa edilmiş olmasından dolayı caddeye de Mimar Kemalettin'in adı verilmiş durumda. Bu değerli mimarın adının verildiği cadde ve çevresi uzun yıllardır İzmir'de tekstil firmalarının merkezi olarak hizmet vermektedir. Ve bu yönüyle hem kentin hem de Türkiye'nin önemli çarşılarından biridir. Yıllar içinde birçok değişiklikler yaşamış olsa da çarşı ana fonksiyonundan uzaklaşmamıştır. Mimar Kemalettin Moda Merkezi
yüzyıllara dayanan bir tarihi var. Aşağı yukarı 1960 yılından bu yana gerek kumaş, manifatura, 70'li yıllardan sonra her şeyin hızla geliştiği gibi konfeksiyon sektörü de gelişti bizim Mimar Kemalettin'de. 70'li yıllarından bu yana hazır giyim, konfeksiyon, moda merkezi adı altında bir çarşı oluştu. Geçmişte ticaretimiz tekstil olarak daha büyük metreler çalışmaktaydık. Daha insanlar kolay işler yapmaktaydı. Bu kadar seçici değildi. Daha önce kamyonla her gün mallarımız gelirdi. Kamyonla inen mallar, inanın firmalar bizim malların geldiğini gördü mü handa falan, karşıdaki handa 65 tane dükkan var. Bunun aşağı yukarı 40 tanesi bizim müşterimizdi. Aşağı inerlerdi. Topları daha inmeden, yazılmadan, ambara girdisi yapılmadan herkes kendi ihtiyacı olan malları alır, üzerlerinde otururdu. Bu mal benim, bana yaz diye. Öyle bir talep vardı. Zayıf esnaflar burada şimdi. Zengin esnaf yok. Hepsi zayıf. Dükkanlar ufak ufak. Büyük dükkan yok. Büyük dükkanlar böldüler böyle. Ufak ufak arkadaşlar taksim oldu. Günümüzde farklı sektörlerin ekonomik yapı içinde özelleşerek daha kapsamlı faaliyet alanları yarattıkları bilinen bir gerçektir. Bu çerçevede Mimar Kemalettin bölgesi herhangi bir ticari merkez olmaktan çıkıp tekstil sektörünün hayat bulduğu bir yer haline gelmiştir. Bu durumu daha iyi anlamak için merkezi İzmir'in diğer çarşılarından ayıran özelliklere bakmak gerekir. Çarşımız önce Türkiye'ye hitap etmekte, toptan bazında Türkiye'ye hitap etmekte. Bir de yurt dışında abiye ve gelinlik olarak yurt dışında bazı firmalarımız ihracat yapmaktadırlar. Çarşımızın diğer çarşılardan, diğer sektörlerden farklı olmasının en büyük etkeni bir kere toptan bazda büyük bir çarşı olması. Burada insanlar konfeksiyon veya tekstil olarak aradıklarının tamamını bulabilmektedirler. Mimar Kemalettin Caddesi şu anki yapısını kazanana dek iki önemli restorasyon döneminden geçmiştir. Birincisi 1922 yangınından sonra hazırlanan 1925 tarihli Renault Dange planıdır. Bu plan yangın alanları için hazırlanmıştır ve eski kent dokusundaki ana hatlar esas alınarak lojistik ihtiyaçlar üzerine tasarlanmış bir plandır. Örneğin Alsancak'la Basmane arasında düz ve en kısa zamanda kat edilebilecek bir yol düşünülmüştür. Mimar Kemalettin Caddesi erken Cumhuriyet dönemine ait olan bir oluşumun içerisinde. Bildiğiniz gibi İzmir 1922'de büyük bir yangın geçirdi. Ve bu yangın geleneksel kent dokusunun özellikle 18-19. Yüzyıllarda üretilmiş olan kozmopolit kent dokusunun önemli bir bölümünü harap etti. Ve bütün kentin sonradan yeniden planlanması ve düzenlenmesi gerektirdi. 1925 yılında Dange Pros planı olarak andığımız bir plan var. Dange Pros planı müellifleri. Bu Fransız planlama anlayışına göre yapılan bir plan. Caddeler, bulvarlar var. Işınsal caddeler, bulvarlar ve meydanlarla karakterize oluyor. Ve Fransız şehircilik anlayışını yansıtıyor. Cadde Renault Dange planından yıllar sonra günün gereklerine uygun olarak 2002'de yeniden düzenlenmiştir. Yolların yayalaştırılmasını, kentsel mobilya düzenlemelerini ve cephe yenilemelerini içeren Mimar Kemalettin Caddesi çevre düzenlemesi, 2000'li yıllarda İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan kentsel yenileme ve kentsel kaliteye yönelik çalışmalardan biri olmuştur. İzmir'de bir moda merkezi kurma çabası bir kere çok olumlu bir çaba. Bu da zannediyorum şehir plancılarımızın ve belediyemizin sonuçta o bölgede konuşlanan bir endüstri olduğunu keşfetmesiyle ortaya çıkmış ve çok merkezi bir yer. İzmir bu konuda çok çok güçlü. İstanbul'a göre, Ankara'ya göre çok çok güçlü bir sektör ve dünyada İtalya ile İspanya ile yarışabilecek duruma gelmeye çalışan bir sektör ve fuarlarını şu an bu konuda açan bir sektör.
Restorasyon ve yeniden yapılandırma çabası olumlu sonuçlar getirmiş olmakla beraber istenen ticari etkinlik tam anlamıyla yaratılamamıştır. Bugün çarşı esnafının her fırsatta dile getirdiği restorasyonla bağlantılı olan veya olmayan bir takım sorunlar bulunmaktadır. Şimdi çarşıda artık eski bir şey yok. O geçtiğimiz yıllarda belediye başkanı Perişten Han'ın işte son dönemlerinde Burçay'a bir hani biz araçlar her istediği an girmesin. Burası nostalji bir çarşı olsun. Araçlar girip kalabalık yapmasın caddelerde. Herkes rahat rahat alışverişini yapsın diye başladı. Çok da iyi oldu o zaman. Fakat şu 1994 krizi, 1998 krizi, 2000 krizine kadar bu çarşı yavaş yavaş önemini kaybetmeye başladı. Ve geçtiğimiz şu en son krizde de birçok çarşıya gezdiğin zaman görürsün ki %30'u kapalı şu anda. Kiraların da yüksek olduğu için, işlerin olmadığından, bir de esnaf ürettiği malı satamadığından imalatçı, ve sattığı parayı tahsil edemediği için ekonomik şartlarda herkes kendi bünyesine, kendi kabuğuna çekilmeye başladı şimdi. Eskiden öyle değildi. 100 lira sermayesi varsa 1000 liralık iş yapıyordu. Bu imalatçı da, satıcı da. Neden? Korkmuyordu. Korkmuyordu. Sattığını tahsil edebiliyordu. Borcunu ödeyebiliyordu. Fakat bu krizlerden sonra herkes, bütün esnaf, borcunu ödeyemez duruma düştü. Borcunu ödemiyor değil, ödeyemiyor. Her şeye rağmen Mimar Kemalettin Caddesi ve çevresi 1950'lerden itibaren tekstile ait hemen hemen tüm iş ve ürün kollarını barındırmaktadır. Sunduğu bu çeşitlilik sayesinde Mimar Kemalettin Çarşısı hem toptan hem de perakende tekstil alışverişi için önemli bir cazibe merkezi konumundadır. Burası tekstil tekstil olarak yoğunlaştı. Çocuk branşı var. Çocuk konfeksiyonu var. Bayan takım ve tek parçalık etek ve elbise olarak var. Abiye gece kıyafetleri var. Gelinlik var. Bir de sünnet kıyafetleri bu çarşıda toptan olarak bulunmaktadır. Tekstil sektörüne ait farklı iş kolları içinde Mimar Kemalettin'i İzmir'in merkezinden alıp dünyadaki modanın merkezine taşıyacak olan gelinlik sektörü büyük bir gelişim içinde varlığını sürdürmektedir. Dünyada Milano ve Barcelona'dan sonra 3. büyük gelinlik üretim bölgesi olarak yerini almıştır. Bunun en güzel örneğini If Wedding Fashion İzmir etkinliği göstermektedir. Ege Giyim Sanayicileri Derneği'nin katkılarıyla gerçekleştirilen bu büyük fuara dünya modasından birçok isim katılmıştır. Bununla birlikte Türkiye'nin gelinlik üretiminin %70'ini karşılayan İzmir'den de büyük katılım olmaktadır. Mimar Kemalettin Çarşısı'nın oluşturulmasında ve başarılarında farklı yerel kurum ve kuruluşların rolü büyüktür. Esnafın çalışma ve girişimlerinde her zaman yanında olan Mimar Kemalettin Moda Merkezi Derneği bu kurum ve kuruluşlardan biridir. Bizim 2001 yılında kuruldu Mimar Kemalettin Moda Merkezi adı altında bir dernek kurduk. Daha önce burası trafiğe açıktı biliyorsunuz. Çarşı gidiş geliş, araçlar gidiş gelişiydi. Trafiğe kapandı. Kordondan Bit Pazarı'nın girişine kadar tamamen Mimar Kemalettin'i kapsayan bir şey, coğrafi bir şekli var zaten. Sağlı sollu sokaklar olsun, çarşı, cadde hepsi Mimar Kemalettin'i kapsıyor. Bu trafiğe kapandı. Kapandıktan sonra biz güvenlik oluşturduk. Bu güvenliğimiz 13 tane güvenlik memurumuz var. 24 saat vardiyalı, 3 vardiya güvenlik görevlimiz burada görev yapıyor. Gerek araç giriş çıkışlarına, gerek kapkaç, gerek bütün asayişini sağlamak için bu tip hizmetleri veriyoruz. Bir defile yaptık biz. Defileyi yaparken, yapmadan önce biz birkaç tane firma arkadaşlarımıza gittik, sponsor olsunlar dedik. Olmadı. Dışarıda birkaç tane arkadaşlarımıza bize yardımcı olsunlar dedik. Çok sıcak bakmadılar. Biz sokak defilesini yapalım dedik. Ben çok farklı bir şey zaten canlandırmıştım gözümde. Dediler ki burada öyle bir şey olamaz. Saat 8'den sonra biz defile yapacağız. Böyle bir şey dediler söz konusu değil. Yani burada olmaz. Biz bir defile yaptık. Yer yerinden oynadı.
Mimar Kemalettin bölgesi bir moda merkezi olduğu kadar İzmir'in başlıca çarşılarından biridir. Bu yönüyle çarşı kültürünün yaşamaya devam ettiği bir yerdir. Gündelik hayatın telaşına karşın çarşı esnafı geçmişten devraldıkları çalışma ve ilişki tarzını devam ettirmektedirler. Esnaf için çarşıları hayatın ve kentin merkezi niteliğindedir. Benim için her şey ifade ediyor. Ben Mimar Kemalettin'den kopamıyorum. Yani ben keşke Mimar Kemalettin'de çok daha böyle imkana sahip olsaydım. Mimar Kemalettin'i çok daha farklı yerlere getirmek istiyorum. Ama tabii biraz yol yakın, uzak demiyoruz. Çalışıyoruz gece gündüz. Bizim yapmamız gereken ne varsa ben bir Milano olmasını isterim Mimar Kemalettin'in. Mimar Kemalettin Çarşısı bize İzmir'in ve Ege'nin kalbi olarak bütün toptancıların, tekstilcilerin bulunduğu bir mekan olarak böyle ifade ediyor. İzmir'de tekstilin bir anlamda başlangıç noktası olan Mimar Kemalettin Caddesi, artık varlığını kısa adı MTK olan Manifatura Tuhafiye ve Konfeksiyon Toptancıları sitesiyle birlikte sürdürmektedir. İzmir'in bu iki tekstil merkezi arasındaki farklar nelerdir? İki ayrı merkez oluşturulmasına neden ihtiyaç duyulmuştur? Yerleşim Çankaya'da, Mimar Kemalettin'de bunlar genelde toptancıları. Orası, dükkanlar küçük, showroom yapamıyorsun, ürettiğin malı gösterme şansın hiç yok. Trafik yönüyle yollar kapatıldı, müşteri Anadolu'dan gelmiyor. Sıkıntı, en büyük sıkıntı şu an Mimar Kemalettin'de araç trafiğinin kapalı olması. Dışarıdan Anadolu'dan müşterilerin arabalarıyla gelip işlerini görememesi şikayetleri var. Bizim yumurta tavuk, tavuk yumurta konusu gibi Mimar Kemalettin'den doğan bir iş yerimiz var. Oradan doğmuştur. Belediye başkanları ve İzmir'in yerel yöneticileri, İzmir Ticaret Üssü başkanlarımız ve yönetim kurulumuzla beraber yaptığımız çalışmalarda Mimar Kemalettin'in bir moda merkezi olarak kalması yönünde hemfikir olmuştuk. Bu türlü düşüncelerimiz vardı ve bunların üretim yapıldığı yer olarak da MTK öngörülmüştü. Zaten Mimar Kemalettin'deki arkadaşların hepsinin burada iş yerleri var. MTK olarak iş yerleri var. Mimar Kemalettin moda merkezi anlamında istenilen noktaya şu anda maalesef gelebilmiş değil. Ama inanıyorum ki oradaki arkadaşlarımızın da çalışması ve desteğiyle bu noktaya gelecektir. İzmir tekstil sektöründe en büyük iş kolu sitesi olan Manifatura Tuhafiye ve Konfeksiyon Toptancıları Kooperatifini 1997 yılında kazanmıştır. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in açılışını yaptığı site neredeyse hiç destek alınmadan üyelerin kendi imkanlarıyla kurulmuştur. Çamdibi sınırlarında 823 bin metrekare alanda 755 iş yerinden oluşan site yaklaşık olarak 500 milyon dolara mal olmuştur. İnşaatın tamamı üyelerin aidatlarıyla yapılmış, banka veya toplu konut kredisi kullanılmamıştır. MTK kurulduğundan beri kendi kendine yetebilen bir sektör çarşısı olmuştur. MTK çarşısı 1983 yılında kooperatif olarak kuruldu. 1997 yılında zamanın Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel tarafından resmi açılışı yapıldı. MTK çarşısında çeyiz başta geliyor. Arkasından kumaş grubu geliyor. Arkasından malzeme grubu geliyor. Ve bizim gibi hazır giyime çalışan firmalar geliyor. Ama başı çeyiz grubu çekiyor MTK sitesinde. Tüm tekstil kollarının faaliyet gösterdiği MTK, yaşanan ekonomik krizler ve tanıtım eksikliği sebebiyle tam doluluk oranına ulaşamamıştır. Buna rağmen site yükselen bir grafikle başarılarını devam ettirmektedir. Sorunlarımızı kendi içimizde halledebilen nadir çarşılardan bir tanesiyiz. Bu da MTK çarşısının yönetim kurulunun başarılı performansıyla oluyor. Çarşımızın ulaşım sorunları vardı. Büyük ölçüde sağ olsun Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız bu ulaşım sorunumuzu halletti. Tabii mutlaka her çarşının olduğu gibi bizim de eksiklerimiz var. Ama çarşımızın bana göre en önemli sorunu ekonomik krizden dolayı çok etkilenen bir çarşı. Her yer gibi.
Bu ekonomik kriz her yeri vurduğu için bizim çarşımız da tabii ki vurdu. İhracat yapan arkadaşlara özellikle çok büyük sıkıntıya soktu. İlk bakışta MTK sitesinin kent merkezinden uzakta olduğu düşünülebilir. Başlangıç yıllarında yaşanan toplu taşıma sorunları bu kanıyı güçlendirmiştir. Ancak otogara ve yeni çevre yoluna yakınlığı çarşı açısından büyük bir avantajdır. Bu avantajlara ulaşım olanaklarında yapılan iyileştirmeler de eklenince tekstil sektörü açısından merkezi bir fonksiyon üstlenmiştir. Buraya yıllarca otobüs işlemedi, dolmuş işlemedi, hiçbir ulaşım yoktu. Yıllarca sabah 6.30'da kaldık, kalktık. Minibüsleri kendimiz taşıdık, işçilerimizi. Kendimiz getirdik, kendimiz götürdük. Şimdi tabii bu işlerden kurtulduk. Bizim Esot Sayın Genel Müdürümüz bize çok büyük destek verdi bu konuda. Şükür o dertten de kurtulmuş olduk. Bir de bir anıdır bizim için. Tabii Türkiye'nin her tarafında şu anda bizim takriben 80 vilayette müşterimiz var. MTK sitesi büyük oranda Mimar Kemalettin Moda Merkezi ile bir bütün olarak faaliyet göstermektedir ve yarattığı istihdam kapasitesiyle İzmir'in ekonomik hayatının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Buradaki firmaların önemli bir kısmının ihracata yönelik üretim yaptığı hatırlanırsa sitenin önemi daha da iyi anlaşılır. MTK çarşısında 850 tane dükkan var. Bu dükkanların aşağı yukarı %93-94 doluluk oranı var. MTK çarşısı zaten %70'i Mimar Kemalettin merkezli bir çarşı. Mimar Kemalettin merkezli bir çarşı olduğu için aşağı yukarı bu çarşıda rakamlarda yanılmıyorsam 4-5 bin çalışanın olduğunu söyleyebilirim size. Bu da büyük bir istihdam yaratıyor. Ekonomik olarak da zaten bu çarşıda iş yapanların da %80 ihracata çalışıyor. MTK sitesi ihtiyaçlarının birçoğunu kendi imkanlarıyla karşılayan bir kurumdur ve başlıca gelir kaynağını üyelerin aidatları oluşturmaktadır. Ancak sitenin kendi imkanlarını aşan birçok sorunu bulunmaktadır. Bu sorunlara çözüm yolları bulunmasıyla çarşının ekonomik etkinliği daha da artacaktır. MTK sitemizin sıkıntısına ele başlısı şudur. Biz TEDAŞ'tan yani yeni adı Gediz Elektrik'ten ticaretten tarifesi elektrik alıyoruz. Ticaretten tarifesi elektrik almamızdan dolayı da sanayi tarifesi elektriğine göre ticaretten tarife elektriği pahalı oluyor. Biz de site elektriğini Gediz Elektrik'e devredemediğimizden dolayı da müşterisi Gediz Elektriği MTK alıyor. Biz ara saatlerle üyelerimize elektrik veriyoruz. Dolayısıyla ticaretten tarifesi neyse aynı uygulamayı üyelerimize veriyoruz. Sanayi tarifesine göre elektriğimiz ticaretten tarifesi olmasından dolayı birazcık pahalı. Bu bizim bence tek eksik tarafımız. Eğer elektriğimiz biraz daha ucuz olsa daha çok üretici MTK'ya taşınacaktır düşünüyoruz. Giyim kültürü insanlık tarihinin en renkli yanlarından biridir. Bu kültür günümüz insanı için daha da büyük bir önem kazanmıştır. İzmir'de tekstilin yani giyim kuşam kültürünün kalbinin attığı iki önemli çarşı bulunuyor. Mimar Kemalettin Moda Merkezi ve MTK sitesi. Bu çarşıların sokaklarında kentin karmaşasından uzaklaşıp soluk aldığımızı, tarihin sayfaları arasında bir yolculuğa çıktığımızı hissediyoruz. Esnafın çay sohbetleri arasında çarşıların hayat ve samimiyet anlamına geldiğini bir kez daha hatırlıyoruz.